Şu anda size tanıtacağım program Naviter. Bu Naviter navigasyon programı üzerinde kendi hazırladığım haritalarla bir navigasyon çalışması yaptık. Orman işletme müdürlüğü için. Bunu size göstereyim. Şimdi bu Naviter'in Naviter Connect dosyası klasör içerisindeki Maps dosyası içerisine bölme ve bölmeciklerle ilgili ve diğer yollarla ilgili bilgileri ekledik. Önce bunları ekledik. Ekledikten sonra şimdi programın çalışmasına bakalım. Programı şu şekilde çalıştırıyoruz. Önce programı açalım. Programı açtık. Tabii o konumsal olarak hemen bulunduğumuz yere geldi. GPS açık olduğunda. Biz orman içindeki herhangi bir noktayı önce ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar kısmında önce bir ayar yapalım. Ne ayar yapacağız? Harita ayar, görünürlük ayarını yapalım. Kullanılabilen ölçekler 500 metre ile 2 kilometre arası olsun. Tercih edilen yaklaştırma ise 3 kilometre olsun. Bu harita eğikliğini minimuma indirelim. Çünkü biz normal bir haritada çalışacağız. Şimdi bul dediğinizde adres girmeye şey yapıyoruz. Şimdi Antalya Bölge Müdürlüğü bizim ana şeyimiz oluyor. Diğerler ise Akseki İşletme Müdürlüğü'nün şefleri oluyor. Önce Akseki, Bademli, Cevizli, Geriş, İvradı, Kuyucak ve Murtiçi. Diyelim ki Geriş'te herhangi bir nokta, yani meşale tipini tespit edelim. Diyelim ki ses çıkarma, şurada kayıt yapalım. 120, hemen 120 dediğimizde 123 nolu bölmeye gidelim. Burada da herhangi bir meşale tipine gidelim. Buraya başlangıç noktamızı biz buraya yapalım. Geriş 123 nolu bölme, ÇZCD2 iğne yapraklı orman şeyimiz bu. Bunu başlangıç ayarlarına başlangıç ayarı olarak gösterelim. Tabii GPS'i kapatmamız gerekiyor. Buna evet diyelim. Şu anda sanki biz buradaymışız gibi bir şeyimiz var. Çünkü simülasyon yapacağız şu anda orada olmadığımızdan. Şimdi tekrar bir başka buradayken bir başka yere gideceğimizi düşünelim. En yakın noktalar olarak baktığımızda inleşleri tüm türler, yani bu meşale tipleri buraya geliyor. Taşı bunlara helikopter pisti eklenmiş sadece. Kamu kurumlarına ise Akseki'deki ekip binaları ekleniyor. Coğrafik destelerde yine aynı şekilde bizim meşreliklerimiz, tepeler, dağlar, yerleşim yerleri geliyor. Biz yine şeye dönelim ve adres girelim. Adres girelim. Biz Geriş'ten nereye gideceğiz? Diyelim ki İvrad'da bir yangın çıktı ve 23 nolu bölmede çıktı. Hemen 23'ü bu. İbradı 023. Çünkü kodları 0 getirerek yaptı ki sıralama doğru olsun diye. Buradaki yine meşale tipler diyelim ki ÇZA3'te yangın çıktı. Buraya git dediğimizde bizi otomatik olarak orman yollarından yapılan navigasyonla, yani sadece normal navigasyon şeyle değil, orman yollarını tek tek işlemiş vaziyetteki navigasyonla bizi buraya kadar iletiyor. Bir simülasyon yapalım. Şimdi şu kırmızı çizgiler bizim bölme sınırlarımız. Meşale tiplerimiz koyu ve koyu yeşil ve açık yeşil olmasına göre prodüktif ya da bozuk sahalardır. Biraz daha yaklaştığımızda
bölmecik sınırlarımız net olarak görülmektedir. Şimdi buradan başladığımızda gelişten başlıyoruz. Tabii bu bulunduğumuz noktada yol olmadığı için hemen en yakın yönü rota veriyor ve oradan alıp bizi diğer gitmek istediğimiz yere iletiyor. Onun şeylerinde tabii burada bakın ziraat alanlarını şu şekilde yaptık, başka bir renk verdik. Ziraat ve orman dışı alanları, produktif sahalara başka bir renk verdik. Bu şekilde bizim rotamızı çizdi. Biz kaçın dediğimizde yeni bir rota çizecektir. Bu da bir başka gidiş güzergahı olacaktır. Ama yine kaçın dediğimizde bir yerden tekrar bir rota vermekte ve yani yol belki biraz uzamakta, kısalmakta ama yine varacağımız yere bizi ulaştırmaktadır. Programın çalışması kısaca böyle. Teşekkür ederim.